Barbie Cennet YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün bu şapkayı yapacağım. En son bu elbiseyi videoya çektiğim için çıkarmadım elbiseyi, buna taktım. Bu şapkanın pembe bluz var, YouTube'da örmüştüm. Onu bulamadım. Sanırım Yiğit bir yerde. Bu aralar çok ev değiştirdim galiba. Hangi evdeyse artık bir evde pencereden ya da balkondan attı sanırım. Birçok model yok. Yiğit'in azizliğine uğramış, yoklar. O yüzden bu elbiseyle, o bluzu bulsaydım o bluzu giydirecektim. Tekrar da örmek istemedim. O yüzden bu elbiseye taktım bu şapkayı. Bunun pembe bluzunu YouTube'da bulabilirsiniz, yapılışını. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni çekeceğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Çok emek veriyoruz. Herkes veriyor. Ben de çok veriyorum. Özel bir anne olarak. Lütfen, hiç yorumlarınızı görmüyorum. Yorum görmüyorum. Beğeni görmüyorum. Yani hani bu kadar zor olmamalı. Beğenin, yorum yapın. Hani yorumlarda ben hiç ben bunu ördüm diyen görmüyorum. Örüyorsanız ben ördüm, teşekkür ederim diye bir yorum yapsanız, yapmak zorunda değilsiniz. Ama kanalım ilerlemiyor. Kanalım ilerlemediğinde de ben kapatma kararı almak zorunda kalıyorum. Çünkü takdir edersiniz ki para kazanmayınca yapmanın bir anlamı yok. Evet, ben de isterim çıkarsız bütün çocuklar sevinsin. Tabii ki mutlu olsun. Ama benim de bir çocuğum var. Özellikle daha çok eğitime, daha çok paraya ihtiyacı olan bir çocuğum var. Lütfen beğenin, paylaşın, videolarımı yorum yapın. Desteğinizi bekliyorum lütfen. 3 yıl oldu. 3 yıldır 3 yıl tabii 3 yıl oldu. Belki de geçti bu bebeklerle uğraşıyorum. Şimdi bu elbiseyi gördünüz, ördüm ben. Ama ben bunu ta başında, mesela en başında sorun yanlış yaptığımı görüp komple bunu söküp tekrar 2-3 kez ördüğümü bilirim. Yani bu bir kere de böyle şak diye olmuyor, biliyorsunuz. Örgü öğrenenler çok iyi bilir bunu. O yüzden lütfen destek olun. Yorumları hiç görmüyorum, beğenileri hiç görmüyorum. Hiç mi öğren yok? Hani bazen şey gibi hissediyorum, kendi kendime konuşuyorum, kendi kendime video çekiyorum. İşte 10-20 kişi falan izliyor mu, örüyor mu artık onu da bilmiyorum. Ama hem desteğinizi görsem hem ben mutlu olurum, hem daha çok motive olurum. YouTube'da iki aile paylaşıyorum. 1000 kişi giriyor bağlantı tıklamalarına. Yani YouTube'a gelen hani sayfayı yukarı kaydır dediğimde YouTube'a gelen kaç kişi? 15-16 kişi, 20 kişi en fazla. Tabii ki hiçbir şey zorunda değilsiniz ama benim de artık yoruldum, sınırım kalmadı. Hani Instagram'ı, Facebook'u, YouTube'u hepsini böyle şak diye kapatasım geliyor. Çünkü bana bir getirisi yok. Şimdi Instagram'da bir arkadaş var, bir hırka ördü. Allah, herkes ona yalvardı. Hırkanın tarifi. Tarif burada işte. Şimdi hırka da çekeceğim. Onun ceketi de kayıp. Yiğit atmış. Tekrar örmeyeceğim artık. Görselinin resmini koyacağım YouTube'a. Çünkü artık yoruldum. Tekrar tekrar ör, tekrar tekrar ör. Yok, ceket yok. Onun bir de elbisesi var. Elbisesi de yok, ceketi de yok. Komple yok. O yok. Bunun pembesi yok. Böyle 3-4 tane model yok. Şu anda tam da videoya çekeceğim modeller. Yok. Tekrar da örmek istemiyorum açıkçası. Saatlerce ör. Lütfen desteğinizi bekliyorum. Yani YouTube beğendiğinizde, yorum yaptığınızda sizi öne çıkarıyor. Sizin videonuzu öne çıkarıyor. Mesela siz YouTube'a girdiğinizde önünüzde şak diye bir video çıkıyor. Neden? Çünkü onu çok kişi izlemiş ve o, ya bu YouTube bu video izleniyor, ben bunu öne çıkarayım demiş ve çıkarmış. Siz bana yorum yapmayın, siz bana beğeni yapmayın. Hani beğeni yapmayın, ondan sonra önerilene çıkmasın. Esra da burada kendi kendine örsün.
Yardımlarınızı bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Lütfen yani ilk Barbie kanalı açan bendim. YouTube'da da Instagram'da da evet çok çok randımanlı video çekemedim oğlumdan rahatsızlıklarından dolayı. Daha bir aydır falan iyi yani öyle şey yapamadı, sağlığına kavuşamadı. Şu anda çok iyi maşallah. Şu anda hey gide eski günler diyorum. Şu anda iyi ama lütfen yani desteğinizi bekliyorum. Hiç şey yok, yorum yok. Hani tabii ki böyle bakıyorsunuz kadın 1 milyon izlenmiş bir videosu, yorum yok. 5 tane 10 tane yorum var. Ama biz sevgi alışverişiyle olan bir benim kanalım sevgi alışverişi olan bir kanal. Yani şunu ben şu Barbie'yi sevmesem, yani içimde bir çocuk olmasa, içimde bir kız çocuğu olmasa, içimde bir bebek olmasa, mesela benim böyle bir bebeğim yoktu, bir tane vardı ama o hiç hatırlamıyorum bile. Çok kısa sürdü, evden çalındı herhalde, eve gelen bir çocuk çaldı. Hiç hatırlamıyorum. Hani hiç hatırlamıyorum. Şunun yani şu anda bir yerde sordum 9,5 lira bir ip. Alize Diva bir yerde sordum 10 lira. Şu an işte yarım ip gitti galiba bu elbise. Yarım mı? Yarım ip gitti. Şimdi kaç 10 lira desek 5 lira. 5 liraya işte tığla bir şey elbise. Şuna da zaten iki karış bir şey gitti şapkaya. Hani bu küpeleri ben göstermemiştim. Bakın şeyden yaptım. Şunu iğneyi kıvırdım. Böyle taktım. Şimdi takamayacağım, çıkardım. Bunu da benim böyle iğnelerim vardı. İthal etmiş. Yeni aldım. Şimdi o rengarenk var ya şeyde yuvarlak bir şeyde. Ondan aldım 3 liraya yine. Bu da Yüncü'den şey aldım. Boncuk. İpe geçirdim. Misine ipe geçirdim. Bağlayamadım. Defalarca denedim, misina ip bağlanmıyor. Şu mesela arkası, bu şunun bir numara büyüğü. Bunu da Yüncü'den aldım. Bu normal ince. Hatta pembeyle diktim, görünüyor da. İğneyi buradan geçirdim, buradan çıkardım. Böyle yaptım. Bu da kaçtı? 2 liraydı galiba. Bu da 2 liraydı. Öyle bir şeydi. İstediğiniz şeyde alabiliyorsunuz. Sayıda. Yine takalım şapkamıza. Lütfen arkadaşlar, bayanlar, barbiş anneleri, desteğinizi bekliyorum. YouTube şartları zaten zorlaştı. Yani video çekiyorum, sonra diyorum ki sen niye çekiyorsun ki video? Yani zaten kapatacaksın. Tabii ki ben de istiyorum bütün kızlar mutlu olsun tabii ki. Hani kızlar mutlu olsun istiyorum ama desteğinize de ihtiyacım var. Mesela videoları paylaşabilirsiniz. Biraz sonra bir video çekeceğim. Videoyu nasıl yavaşlatacağınız. Hani hızlı diyorsunuz ya, hızlı, yavaş. Yavaş çekiyorum, benim ruhum ölüyor video çekerken. Hızlı çekiyorum, hızlı çektiniz ben bir şey anlamadım diye yorumlar geliyor. Hoş, örgü bilen kişi hızlı çeksem de nereye battığımı ne yaptığımı bilir. Örgü bilmeden, hiç örgü bilmeden tabii bu kanala girip de örgü yapmaya çalışınca tabii biraz zor oluyor. Çünkü ben nasıl diyeyim, yani ilk terimler var ya işte trabzan, sık iğne, ilmek kaydırma gibi. O terimleri ben çok detaylı anlatmadığım için, göstermediğim için tabi zor oluyordur eminim. Zor olacaktır. Neyse kaç olmuş maşallah. 10 dakika konuştuk arkadaşlar. Arkadaşlar demeyi ben sevmiyorum barbiş anneleri. Bütün videolarda arkadaşlar arkadaşlar. Ben sevmiyorum arkadaşları. Bu benim kendi tercihim. Barbiş anneleri diyebilirim ben. Barbiş anneleri desteğinizi bekliyorum lütfen. Videolarımı her yerde paylaşın. Her yere yapıştırın gitsin, yapıştırın gitsin. Videolarıma beğenilerinizi, yorumlarınızı yapıştırın gitsin. Lütfen desteğinize ihtiyacım var. Yani şu anda ben eğer ilk başta olsam, yeni başlamış olsam
Instagram'ı da kapatayım, YouTube'u da kapatayım. Kapatayım da, ama bunca yıl emek verdim. Oğlumla oyun oynayabilirdim ya da herkesin yaptığı gibi ben de oturup kahvemi içebilirdim. Ama içmedim. Oğlumla da oğlumun zamanından da çaldım. Yani bunun maddi olarak karşılığını görmek isterim ki iplerin parasını çıkaramadım ben daha. Barbiş anneleri desteğinizi bekliyorum lütfen. Kadın kadının destekçisidir. Desteğinizi bekliyorum. Evet, sonradan son zamanlarda gördüm. Birçok Barbie kanalı açılmış. Maşallah, Allah versin. Siz yeni açtınız. Ben 3 yıldır yapıyorum bu işi. Birçok Barbie kanalı açmış. Sizin seçenekleriniz de bir şey oldu, çoğaldı. Ama bilmiyorum. Böyle giderse kapatacağım. Siz o arkadaşları izlemeye devam edersiniz. Bir şey fark etmiyor. Ben de elbise yapıyorum. Onlar da elbise yapıyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Belki benden daha güzel yapıyorlardır. Daha güzel anlatıyorlardır. Onu bilemem. Ama ben bir fiil çalıştım. Olabildiğince fazla video çekmeye de çalışacağım. Çalışıyorum. Çalışacağım. Şimdi Instagram'daki modelleri, yeni modelleri, şimdi bu Instagram'da yeni koydum bunu. Instagram'da eski modelleri işte bitireyim çekebildiklerimi. Çünkü onlar yıllardır duruyor. Onları bir bitireyim. Bu da o şapkadan biriydi. Bir bayan yazmıştı, bilmiyorum kim. Bluzu yaptınız ama şapkayı yapmadınız demişti. Tabii o sıralar Yiğit'cim kötüydü bayağı. Yapamadık. Şimdi yapımına başlayalım. İpimiz her zamanki gibi alize diva. İpi görmek istiyorsanız şu an ipi göstermeyeceğim. Bir önceki videoda hemen başlangıcında ipi gösteriyorum. Şu an şey yapmadım, ipi hazırlamadım. Tığ da neyse, şimdi yapımına başlayalım. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar değil, Barbiş anneleri. Çok konuştum, çok yoruldum. Desteğinizi bekliyorum. Hepimiz kadınız. Kadın kadına destek olalım. Ama ben desteğinizi göremiyorum. Hani 5 kişiyle, 10 kişiyle, 20 kişiyle olacak bir şey değil bu. Tığ 2 numara 2 milim. Sihirli halka yaparak başlıyorum. İpi aşağıdan tuttum. Aşağıdan tuttum. Yukarıdan tuttum ve döndürdüm. Kendime doğru döndürdüm. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. 1, 2, 3. 3'ü tırazdan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 trabzan. Sırayı kapatıyorum. Bir, iki, üç. Üç zincir. Bulunduğum iğneyin, zincirin dibine battım.
Bir, iki, üç. Üç kere de çektim. Üçlü trabzan yaptım. Çift oldu. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir, iki, üç. Üç kere de çektim. Aynı ilmeğin içine yine bir tane. Çift, çift. Birinci sırada 12 trabzan yapmıştık. Şimdi bütün ilmeklerin içine batarak 24 trabzan olacak. Bir tane daha batıyorum. İki, dört, altı, sekiz, on, 12, 14, 16, 18, 20, 22. İki tane daha yapıyorum. Yirmi dört. İkinci sırayı kapatıyorum. Üçüncü sıra 1, 2, 3. Aynı ilmeğin dibine batıp üçlü trabzan. Sırayla bütün ilmeklere batarak üçlü trabzan yapıyorum.
Dördüncü sıra. İpi üstüne attım. Bulunduğum ilmeğin içine batıp. Yandaki ilmeği yapalım. İpi üstüne attım. Yandaki ilmeğe battım ve üçünü bir çektim. İpi üstüne attım. Yandaki ilmeğe battım. Üçünü bir çektim. İpi üstüne attım, yandaki ilmeğe battım, üçünü bir çektim. İpi üstüne attım, üçünü bir çektim. Bu sırayı çok sıkı yapmayın. Çok da gevşek yapmayın. Orta yapın. Çok gevşek yapınca şapka çok gevşek oluyor. Çok sıkı yapınca da küçücük oluyor. Daha doğrusu bütün sırayı sıkı yaparsanız bütün şapkayı. Ama özellikle burasını dar yaparsanız çok daralıyor. Kafaya geçirilen kısmı burası çünkü. Geçmiş miyim? Geçmişim sanırım. Şurada. Sırayı kapattım. Bir zincir çektim. Yandaki ilmeğe. Bir. İki. Üç. Aynı ilmeğin içine üç sık iğne. Yandaki ilmeğe. Bir. 2 Yandaki ilmeğe 1 2 Yandaki ilmeğe 1 2 3 Aynı ilmeğin içine 3 sık iğne 3 2 2 3 Şimdi yine 2 2 3 3 yaptım, 2 tane yapıyorum. 1 2 1 2 1 2 ve 3 3 2 2 3 2 2 3 5. sırayı bu şekilde tamamlıyorum.
Beşinci sırayı kapatıyorum. Altıncı sıra. Bir zincir çektim. Yandaki ilmeğe battım. Altı, yedi, sekiz. Üst sıra. Eksiltme, artırma yapmadan sık iğne olarak devam ediyorum. Şu an altıncı sıradayım. 6, 7, 8. Üst sıra sık iğne olarak yapıyorum. 8. sırayı tamamladım. Şimdi ikisinin arasından geçirdim. Bir zincir çektim. Sırayı kapatmak için iki ilmeği alıyoruz ya. O şekilde aldım, içinden beyazı geçirdim. Sırayı sık iğne olarak devam ediyorum. Son sıra. Bu sırayı bitirdikten sonra ipi keseceğim. Söylemeyi unuttum. Şimdi bu ipleri, mesela bu sık iğneyi örerken şöyle tutup böyle battığınızda bunu da böyle tutup örerseniz, mesela şöyle gibi, şöyle, o zaman bu ipleri de kesmenize gerek kalmaz ya da gizlemenize, kapanmış olur. Örerken ben de gizliyorum normalde ama bu sefer unutmuşum. Şimdi bakın, bunu gizlemek zorunda kalacaksınız, iki ipi. Ama böyle örerken altına gizleseydiniz, gizleseydik, o zaman daha güzel durdu. Şapkamız bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ne öreceğim bilmiyorum. Karar vermedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.